Vektörel illüstrasyonlar hazırlarken kullanılabilecek bazı boyama araçları var. Bu boyama araçlarında kullanabilmek için nesnelerin yapıları bozulmadan birleştirmek gerekiyor. Bu birleştirme işlemini veya kenetlenme işlemini Illustrator'da Object üst menüsünde Compound Pad aracılığıyla yapabiliyoruz. Farklı maskeleme veya yine renklendirme çalışmaları için de bu uygulama rahatlıkla kullanılabilir bu uygulama için CompoutPad belgesini Illustrator CS6 örnek dosyalar klasörü içerisinden nesli düzenleme araçları ve CompoutPad belgesini açarak başlayabiliriz. Belge açtıktan sonra burada bulunan yeşil dörtgenlerin tamamını seçelim. Seçtikten sonra henüz daha gradient panelini anlatmadık. Ancak burada çok kısa bir uygulama yapmamız gerekecek. Gradient panelini açalım. Panel açık değilse sağ tarafta veya orada ikonu yoksa Window üst menüsü Gradient bölümünden açabiliriz. Kısa yolumuzda komut F9. Panel açıldıktan sonra hazır değer olarak gelen siyahtan beyaza doğru olan bu renk geçişini, gradyan geçişini buradaki slider'a tıklayarak hemen gradyanı vermiş olalım. Gradyanı verdiğimizde şu anda görmüş olduğumuz açıyla siyahla başlayıp beyaza doğru buradaki değerlerdeki gibi renk noktalarındaki gibi geçişe sahip olduğunu görüyoruz. Aslında burada istediğim şey siyahın şu sağ kenarda başlayıp tamamen tek bir yapıda beyaza doğru geçişini sağlamak. Burada şu anda her bir obje farklı bir yapıda olduğu için şu anda bunlar üzerine uygulandığı gradyente her birini müstakil olarak geliyor. Buradaki objeleri birleştirebilirsek buradaki gradyan uygulaması sağ kenarda siyahla başlayıp sol tarafta beyazla bitmeye başlayacaktır. Bunu yapabilmek için Object üst menüsünü kullanarak Compound Path Make Klavyeden kısa yolumuzda Komut 8 Bunu da kullanarak işleminizi yapabilirsiniz. İşlemi yaptığımızda evet sağ kenarda siyahla başlayıp sol kenarda beyaza doğru devam ediyor. Bu uygulama sayesinde artık objeler tek başlarına değil, bir grup obje olarak da değil, birleşmiş yapısal olarak objeye eklenecek olan özellikler olarak tek bir objeyi oluşturuyorlar. Burada sadece dikey çubuklardan oluşan yapı bir daire şeklinde de olabilirdi. O daireler üzerine de Compote Pet ile farklı renklendirme işlemleri yapılabilirdi. Bu işlemlerin yanı sıra compound body özellikle yapmamızın özel, önemlerinden bir tanesi compound pet yaparken nesnelerinizin kapalı pet olması veya açık pet olmasının bir önemi yoktur. Örnek olarak line tool altında bulunan polar grid tool aracıyla bir obje oluşturalım. Oluşturduğumuz objede özellikle buradaki nesnelerin e, pet yollarının her biri farklı bir parçadır daireler her biri tek tektir ve buradaki çizgiler de parça parçadır. Biz burada herhangi birini Direct Selection Tool'la örneğin şuradaki daireyi seçili hale getirip buna bir gövde rengi vermiş olsaydık sadece o daireye dair bir gövde rengi verecektik. Ancak bizim burada istediğimiz şey şöyle bir dış çizgi atayalım daha iyi görelim. İstediğimiz şey farklı noktalarda farklı renkler atayabilmek. Bu bir objenin illüstrasyonunu hazırladığınızı düşünün. O nesnenin farklı noktalarında farklı renk tonları olacaktır veya farklı renklere sahip olacaktır. Bunu buradaki yapıyla yapmak gerçekten çok kolay. Objeyi compound path yaparak her bir noktası farklı farklı renklendirilebilir. Her ne kadar renklendirme için kullanacağımız aracı görmemiş olsak da çok kısa bir örnek göstermek istiyorum. Objem seçili, object üst menüsü compound path Make dedikten sonra bu obje artık tek bir yapıya kavuştu. Bu yapı üzerinde boyama işlemleri yapılmak için Live Paint Bucket aracıyla buradaki alanlardan herhangi birini seçerek, tabi burada belirleyeceğim renk de önemli, rengi belirleyip ondan sonra her bir noktası için ya da her bir alanı için farklı renkler verebiliriz. Compound Path Video eğitiminin başında da bahsettiğim gibi Compo yardımıyla birden fazla objeyi tek bir yapıya dönüştürdüğümüzde bu yapıyı bir maske olarak da kullanabileceğimizden bahsetmiştik. Bunun için Illustrator CS6 örnek dosyalar içerisinden nesne düzenleme araçları ve Büyük Ada isimli belgeyi Illustrator içerisine çağıralım. Açılan fotoğrafı klavyeden shift tuşuna basarak sağ üst köşesinden tutup küçültüyorum. Tekrar maskeyi sığacak şekilde konumlandırdıktan sonra şu şekilde tam olarak bir boyutlandırıyorum. Şu an alttaki neslidir maske, üstteki fotoğrafı da maskelenen olarak kullanmam lazım. Ancak bir kural vardı hatırlarsak. Mask, clipping mask video eğitiminde bahsetmiştik. Maskenin üste olması gerektiğini söylemiştik. Bunun için de yapacağımız işlem alttaki maskeyi seçip ya da dörtgenleri bu obje grubunu seçip sağ klik Arrange Bring to Front komutunu çalıştırdığımızda maskeli için kullanacağımız obje üst tarafa gelecektir. Şu an maske ve maskelenen objeyi seçip Object Clipping Mask Make komutunu çalıştırdığımızda az önce oluşturmuş olduğumuz compound Pet ile yeni obje yapımızla bir maskeleme işlemi yaptık. Bu birden fazla bu dikey çubuklar olacak diye bir şey yok. Daireler olabilir, üçgenler olabilir, farklı konumlandırılmış nesneler olabilir. Farklı yapılarda ve farklı konumlandırmalarda olan nesneler olabilir. Bu şekilde farklı maskeleme çalışmaları da yapabilirsiniz.